başıma, vaylar başıma. Arkadaşlar, bugün akşam yine makine patladı, elektrikler gitti, bulaşıklar kaldı yine bana. Şöyle bir gösterelim. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Şu sağlığınıza makine bozulmayaydı, ay başına kadar idaredeydi, iyi ya. Olacaktı. Ya dün akşam yıkadı, hoşuma gitti, sevindim. Ama bugün akşam patladı. Şeyin dibine dalıverdim ya, moralim bozuldu. Ne yapayım anacığım, bir bulaşık daha çıkarayım. Ne yapayım? Pıtlak. Yıkarım beslenir be. Aman cörtte. Bunu şey deyince biraz şey yaparım, yıkarım. Ay anasını ya. Valla çok yorgunum arkadaşlar, ben çok yorgunum ki. Valla o kadar yoruldum ki. Bir de dışarı çıkarttım. He kı. Videoyu paylaşacağız diye bir de tuttuk, dışarı çıktık. Ama bak Merve aşağı inene kadar. He yani ben unutmuşum saat 9'a diye, evde 9'a diye şey yaptım arkadaşlar, ayarladım. Oho, onu da unutmuşum. He. Ondan sonra onu da unut sen. Yoksa 7.50'de paylaştı. Ana 8 oldu. Kız dedim ben video niye paylaşmamış dedim. Bir de bakarım ki saat 9'a ayarlı. Hemen 8'e 10 geçeyi ayarladım da şey yaptım, paylaştım. Vallahi dışarıda 5 dakikaya paylaşıyor. Soğuk demedik, istik demedik. He kız buz buz buz. Bir de ben yorulduğum yetmiyormuş gibi bir de akşamleyin anam beni yoruyor dışarılara çıkararak. Ne yapayım ben de 8'e yetişsin diye. Ay. İşte aşağı köprünün oraya inip geri geleceğim, hemen doluyum. Anam şuna bakın. Patır patır. Aranızda pıtlak mısır sevmeyen var mı? Var mı herhalde Merve? Bilemiyorum ama. Yiyecek mi? Bundan verir mi? Evet, bundan yiyebilir. Çünkü bu tatlı değil. Aynen öyle. Bir dilim de bana pasta kesiver ana. Kesin. Onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. Tamam, ondan sonra bir de yanına meyve suyu, kola falan isterim. Ondan sonra... Başka emrin? Başka yok. Ya başka seni mı? Yerim. Ya ben bu kadını yemeyeyim de kimi yiyeyim? Allah'ınızın aşkına. Ve tekstil çantamda neler var size onları göstereceğim arkadaşlar. Tripodu masanın üstüne koyalım ve tekstil çantama neler koymuşum hep beraber bakalım. Evet. Ben sana pasta getireyim. Şu şöyle dursun. Evet, tekstil çantam. Aha da bu arkadaşlar. Eski bir çantam. Çünkü orası çok pis oluyor. Aman şurayı açayım ben. Şimdi at. Hemen açayım ben. Çıkmışsın boktu içeri. Şöyle hemen açıyorum. Büyük gözünde neler var. Daha az önce hazırladım. Şöyle bir tane kek koydum. Ayıcıklı bir kek. Ondan sonra şöyle 3 tane arkadaşlar. Ne kadar? 3 tane böyle kruvasan koydum. Bir tanesini sabah yiyeceğim. Bugün 2 tane kruvasan koymuştum. Bir tane de bari. Hayır, kruvasan tatlı. 2 tane koymuştum. Çok aç kaldım. Çünkü bugün poğaça alamadım. Çok ikinci zilde çıktığım için arkadaşlar. Ondan sonra aç kalınca dedim yarın hiç değil. Birini sabah, iki tanesini de öğlen yerim diye şey yaptım. Sabah yiyeyim bir de şöyle kek yerim dedim. Ondan sonra şöyle 2 tane meyve suyu koyuyorum. Birini öğlen, birini 4'te içiyorum arkadaşlar. Ondan sonra cıma. Bir tane böyle limonlu bir kek koydum. Ondan sonra şöyle çantamda kremini var. 4'ten sonra genelde yiyorum. Kan şekerim düştüğü için. Çünkü çok hareketliyiz orada arkadaşlar. Bir oraya git, bir oraya git. İnsan enerjisini kaybediyor. Şöyle bir şişede suyum var. Büyük gözümde. Bir de şöyle çikolata koymuşum kızlar. Fındıklı bir çikolata koymuşum.
Ondan sonra şu orta gözünde de şöyle bir boğaz pastilim var. Bunu koydum. Ondan sonra olmazsa olmaz peçetem var. Ondan sonra olmazsa olmaz şöyle bir şişe parfümüm var. Arkadaşlar. Ondan sonra ha, bu senin cüzdanım var. Kız cüzdanında para var mı diye sorsanız abi. Tekstil öyle vakit para götürmüyorum. Anca bozuk. Kız burada bir sürü bozuk para varmış ya. Hiç haberim yok. Durun onları da anacığıma vereyim. benim parayla işim olmuyor çünkü tekstilde ve kimlik kartım cüzdanımda. Abi. Ha. Allah bereket versin. İlakin adı. Ondan sonra başka ne var? Aa, bir peçete daha çıktı. Şöyle karıştırayım. Çatalım. Evet, şeyimin kapağı çıktı. Şöyle bir karıştırayım. Evet, ıslah mendil arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Orada muhakkak işleri şey yaptıktan sonra sabun oranı su gibi olduğu için muhakkak ellerimi ıslah mendilden bir siliveriyorum. Yıkasam da içime silmeyin yani velhasıl kelam. Aha, bu kadar çok şey varmış, gördünüz mü? Benim tekstil çantamda da bunlar var işte. Günlük bu kadar ötebeli gidiyor yani tekstil. Aynen öyle. Bazen yani, ekmek arası koyuyorum. He. İstiyor. İşte Merve bu kadar abur cubur yiyor. Nasıl zayıflıyor. Aslında çok hareket etmekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Önceden neydi? Hareketsizdim. Demek ki yedikçe kilo alıyordu. Ama şimdiki yiyorum ama orada da çok koşturduğum için kilomu koruyorum. Hatta birazcık da zayıflıyorum. Ama ilk girdiğime... Ama daha zayıflamıyorum. İlk girdiğimde işte o tempoya benim vücudum hiç alışkın değildi. Bir anda o tempoya girince bir anda zayıflayıverdim arkadaşlar. Tam bir girdin oraya. Bir anda zayıflayıverdim. Ondan da hasta oldum işte. Ondan sonra şeyde ne onun adı? Bir şey diyecektim, unuttum. Ama şimdi o şeye vücudum alıştığı için arkadaşlar ne oluyor? Zayıflama durdu. Velhasılı kelam. Kilo alma da. Yok kilo alma. İşte kilomu koruyorum ama yine de. Ama yine de az buçuk veriyorum. Ben pantolonlardan biliyorum yani. Zayıflayıp zayıflamadığım arkadaşlar. Islak mendilimi de var. Islak mendilimi de koyacağım. Boğaz pastilimi de koyacağım. Çok rahatlatıyor. Acayip rahatlatıyor. Orada bazen tıkanıyor. Ne yaptın? Hep yokmuşsun ya. Bu ne buralar? Topla bunları. Bazen arkadaşlar o kadar şey oluyorum ki anlatamam sizlere vallahi. Ay çok yoruldum. Yarın salı. Ben de bugün salı oldu zannediyorum. İlakine verme. Moralim bozuldu. Daha haftada çok. Bozma ya. Ay. Sen istiyorsun ki hemen cuma gelsin istiyorsun. Yok. Olmuyor işte. Valla. Arkadaşlar dolmamız şahane olmuştu. Topla onları topla. Bak hep yokmuşum oralara. Ha? O kadar güzel. Bak önümde de var. Önümde de var orada. Anlatamam size. Aha bak. Ha. Bir de dibi de birazcık. Öbür tarafta da var. Sevdiğim gibi olmuştu. Tıka basa iyi verdim. Tamam hadi. Tıka basa iyi verdim valla. Git elini sabunla bu yağlı çünkü yürü. Ha bir de ellerini birbirine süreyim. Sabunla tamam mı? Tamam ben de. Ay çok yoruluyorum ya. Ama ilk girdiğim günü hatırlıyor musun? Daha çok yoruluyorum. Ayaklarım bacaklarım tutuyordu. Saat 6. Bugün geç kaldım çıkışa arkadaşlar. Niye? Buraya iş götüreceğim diye. Abo. Bir vaktiydim siz patlamak. Niye hep aynı anda çıkmıyorsunuz mu? Buğra niye geç çıktı? Elindeki işini bitiriyordu. Hayır ya. Ben zamanı ayarlayamadım tam.
Biraz geç şey yaptım. Buğra'ya iş götürüyorum bahanesiyle. Buğra kapının dibindeydi biliyor musun? Buğra'ya iş götürüyorum bahanesiyle. Oya kapıya yaklaşacağız. Ama lakin... Ama lakin arkadaşlar... şey yapamadım. Ne onun adı? Hesap edemedim. Bir çaldı. Son şeyde... Bayağı sıraya kaldım yani velhasılken. Önümde 5-10 kişi oldu. Normalde ben şıkkıda basıyorum. Demek ki her zaman uyanıklık yapamam ya. Evet. Ne yapayım bu? Ama bugünün birazcık daha şey geçti bu. Sesinden gibi. Belli oluyor. Hızlı gibi geçti zaman. Gündüz aradığın da belli oluyordu sesinden. Bir de pazartesi günü. Pazartesi sendromunu yaşamadım ben hasılı gel ama. Acaba evden... Buraya yakın olduğum için mi? evden çıkarken o pazartesi sendromu. O sendromu ya. Evden çıkana kadar oluyor bende. Haftanın içi her gün arkadaşlar. Ama cuma günü geldim mi bir mutlu oluyorum bir mutlu oluyorum. Çünkü cumartesi geç kalkacağım diyor. O sıcak yataktan kalkıp da. Karanlıkta gitmek var ya beni mahvediyor, mahvediyor. Ay, vallahi çok konuştum ben yine herhalde. Ya. Çok konuştum çok. Ne yapalım? Yarın tekrardan anamla görüşürsünüz artık. Babam baba. Ertesi bir günden selamlar arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltılık hazırlayacağım. 3 tane yumurta kırdım. Biraz tuz koyacağım. Bunu güzelce çırpacağım arkadaşlar. Bence denemelisiniz. Bizim çok hoşumuza gittiydi. Severek de yiyor yani. Şimdi tavama biraz yağ koydum ben. Altını açacağım arkadaşlar. Hadi. Bir ara çok dadanmıştık buna. Sonra usandı. Bir süre yapmadıydım. Bugün tekrar yapmaya başlayacağım. Belki çocuklara da yaparım cumartesi pazar. Şimdi yumurtamı tavama koyacağım. Ne? Vik vik. Vik vik. Şimdi üstüne de az bir mozzarella peynirim vardı. Onu rendeledim. Üstüne de bundan koyacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor ama. Ne? Ne kuşu? Peynirim azdı da marendeli. Gerisini de ayırmak istemedim arkadaşlar ya. Geriye kalan bir şey yaramıyor. Ne yapayım atayım mı? Şimdi bunu böyle biraz altı pişecek. Sularımız bugün yine kesik ya. Aman. Altına bir bakalım arkadaşlar. Yakmayak sonra. Biraz daha kızarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın bu şimdi yerken sünmesi lazım peynirin. Çok güzel oluyor.
Şimdi altını kapatacağım. Şimdi bunu ikiye böleceğim arkadaşlar. İkimiz yiyeceğiz soğutmadan. Bu da benimki olsun. Onunkini de keseyim kare kare. Çünkü tam şey yapamıyor ya. Ay yoruldum, çok yoruldum. Bulaşıkları yıkadım, buraları süpürdüm. Şimdi çamaşır katlayacağım. Ondan sonra da ay hem dedim bir dinlenmiş olayım. Hem de çamaşırlarımı katlayayım dedim. He! Ne kuşum benim. Havlularımın bir kısmı da yaş. Korumuyor arkadaşlar evin içinde. Of of. Allah'a billah. Dışarı çıkacağım daha. Ekmek alıp doğalgaz faturası yatıracağım. Bir de derler ki ev hanımının ne işi var? Hani erkekler bazen diyorlar. İşin adı ne? İşin adı ne? İşimizin adı akşama size yemek hazırlamak, üstünüzü başınızı yıkamak, ütülemek, evi temizlemek. Hastası olan hasta bakıyor. Bebeğe olan bebek bakıyor. Ev hanımının işi hepsininkinden daha zor. Çalışanlar maaşını alıyor. Ev hanımları karşılıksız iş yapıyor işte. Ondan sonra da işte işin adı ne diyorlar. Vallahi billahi. Çok yoruldum, çok. Havlularımı şimdi burca koyayım da öbür kuruyanları da kuruyacak olanları da şey yaparım. Bunları da şimdilik böyle koyayım. Öbürlerini şey katlarken düzenlerim. Şu örtüyü sereceğim. Süpürdüm ama ne de olsa ayak mayak basıyı temiz olması lazım. Perdelerimin kötü olmasın. Öyle kötü iş yapmak istemem. Yıkadım, katladım, koyduydum. Fazlalık bunlar. Şimdi bunlardan yıkarım, onları takarım. Kurudum mu geri perdemi takarım. Bunlar da öbür taraflara takarım arkadaşlar. Uf. Ütümü alayım, geleyim şimdi. Ya Allah, ya Bismillah. İnşallah ütüne bozulmaz. Gerçi yeni ütü ama... Masada kaykuş duruyor. İnşallah ütüyü düşürmek. He. Ay. Yoruldum kız. Vallahi. Ha böyle akşama kadar dolanıyorum arkadaşlar. Akşam yemeğimi yedikten sonra lığlıyorum kalıyorum. Güzel güzel ütülüyüm. Bazı pencerelerde görüyorum arkadaşlar. Kırış buruş. Hiç sevmem. Ya arkadaş eliniz ütü tutmuyor mu? Ütülesenize.
Ben yıkarken şey yapmıyorum. Sıktırmıyorum. Eğer çok kırışık olursa da hemen nemiyle böyle ütülerim, öyle asarım. Çok kırışık olmazsa da onu şeyiyle asarım. Gerçi perdeyi yaptırırken çocuk abla dedi, ütüleme perdeyi dedi. Ütülemezsen de o zaman kırışık oluyor. Buruş buruş ne o öyle? Kaymak gibi durmak varken niye kırış kırış olsun ki? Akşama biber kızartması var. Buna suyumu doldurdum. Biraz sirke koyacağım. Sirkeyi suya yatıracağım biraz biberlerimi. Ondan sonra kızartmaya başlayacağım. Biraz sirkeli su da beklesin şöyle birkaç dakika. Ondan sonra yeniden yıkarım. Ocağa koyarım. Şimdi sirkeli sudan çıkarıp yıkayıp yıkayıp tabağa koyacağım biberlerimi. Kırılar demesin ki sirke kokuyu demesin. Çünkü birkaç kere şu içinde yeşil tırtıl gibi bir şeyler gördüm. Ondan huylandım. Ondan sonra da böyle ikiye bölmeden bütün kızartmıyor. Ben biberlerimi kızarttım. Domateslerimi de koydum. Şimdi çocukların gelmesine de az kaldı. Videomu da burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.